emrine verilecek. Donanma teslim edilecek ve müttefikler de uygun görülen bir binada, limanda demiri tutulacaktır. Sessiz telefon ve kablolar müttefik devletleri emrine verilecek ve onların memurları tarafından kontrol edilecektir. Ve son o maddeye göre de müttefikler kendi emniyetlerini tehdit edilecek herhangi bir yer buldularsa oraları işgal edebileceklerdir. İşte bu dördüncü maddeye dayanarak İngilizler Suriye, Fransızlar Adana ve Maraş, İtalyanlar Antalya, Yunanlılar Ege havalisini, Ruslar da Kars, Erzurum havalisini işgal etmeye başlamışlardır. Ve bir müttefik donanması da yine İstanbul'a gelerek Dolmabahçe Sarayı önünde demir atmış bulunuyordur. Ve bunlar halen yetmiyormuş gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinde bulunan azınlıklarda yine bu Osmanlı Devleti'ne karşı ufak ufak cemiyetler kurarak devleti içten yıkmaya çabalıyorlardır. Padişah hükümeti tam manasıyla bir acizlik içerisindeydi. Bu durumu anlayan Türk milleti kendi haklarını korumak için yer yer milli cemiyetler teşkil etmeye başladı. Bu cemiyetler İstiklal Savaşı'nın çekeceğini teşkil etti. 600 yıllık Osmanlı devletinin her karış toprağı müttefik ordular tarafından işgale başlanmıştır. Bu işgal kuvvetleri karşılarında gönüllerinde vatanı aşkı ile dolu ufacık serdengeçlerle karşılaşılıyorlardı. 19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a ayak bastı. İlk olarak vazifesi bu ufak grupları bir araya getirerek yeni bir ordu teşkil etmek oldu. İşte bu yeni ordu bütün toprağımız düşmanlarla sarılı iken ve karşılarında koskocaman bir Türk ordusunu buldu. Aç, susuz, silahsız, cephanesiz bir vaziyette çarpışan Türk milleti ve düşmanı Akdeniz'e dökmek ve onların acizliğini gördü. Sevgili yavrularım, işte bu vatan dedelerinizin kanlarıyla yoğrulmuş her taşında, her toprağında dedelerinizin kanları vardır. Bu vatan sizlere emanet edilmiştir ve sizler bundan sonra devam ettireceksinizdir. Ve Cumhuriyet Bayramı 1929'da kurularak sizlere emanet edilmiştir ve sizler devam ettireceksiniz. Bayramınız hepinizce kutlu olsun. Yine günün anlam ve önemini belirten bir konuşmayı ilkokul öğrencilerimizden Yani Gülger yapacaktır. Yeah.
Üniversitesi temsilcileri, ortaokul öğrencilerinden Mukaddes Güler. Bugün Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü, hürmetli ölüş günü.
vatan, bu vatan. Özlem İliksoy. Thank you.